Merhaba, Huawei'nin Ascend Mate 7 isimli telefonu var karşımızda. Telefon kısa bir süre önce IFA fuarından hemen önceki gün 4'ünde tanıtıldı. 4 Eylül'de fuarda da görece çıkan bir model. 7 inç gibi algılansa da aslında 6 inçlik bir telefon. Mate 7 6 inçlik bir telefon. Bir ilk görünüm olarak açık söylemek gerekirse HTC'nin One Max isimli telefonu çok andırıyor. Metal unibody bir gövde, yani tek parça yekpare bir gövde. Özellikle ekran kısmı çok başarılı çalışılmış, çok ince. Bu yüzden 6 inçlik bir telefon olmasına rağmen çok büyük görünmüyor, onu belirtelim. Çok daha büyük ekranlı veya çok daha küçük ekran telefonlarla hemen hemen aynı boyutlara sahip. Ön yüzde kamera var, ışık algılayıcısı, ortam algılayıcısı bulunuyor. Arka yüzde yine kameramız ve LED lamba bulunuyor. Şuradaki çıkıntının NFC için anten olduğunu belirtelim. Çünkü NFC özelliği var. Parmak izi fonksiyonu sensörü burada. Yalnız Samsung ve Apple'dakinden farklı olarak bu parmak izi sensörü her açıdan çalışılıyor. Yani buradan parmağınızı tanıttıktan sonra bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle yapabiliyorsunuz. Her açıdan rahatlıkla parmak izinizi okutabiliyorsunuz. Kısa detaylarına girmeden önce kutu içeriğine bakalım. Şık bir telefon olduğunu belirtmekte fayda var. Yan yüzde bulunan microSD bellek yuvası ve SIM kart yuvası bunun için özel bir aparatımız var. Yine iPhone'da ve benzer telefonlarda çıkıyor zaten böyle bir aparat. Çeşitli bilgilerin yer aldığı şeffaf bir poşetimiz var. Bunu çıkardık. Bunun dışında çok şık bir kutumuz var. Kutunun içinden hemen şunları göstereyim size. USB adaptörü çıkıyor. Bir parça büyük. Onu söyleyebilirim. Kulaklığımız çıkıyor. Standart bir kulaklık. Beyaz ve kulağa takılan modellerden kulak içi değil. Onu belirtelim. Bir de bir micro USB kablomuz yer alıyor. Kutu içeriği böyle. Kutudaki parçalar standart aslında. Aksesuarlar yer alıyor. Ekstra başka bir özelliği yok. Ascend Mate 7'nin önemli özelliği biraz bir parça exclusive bir ürün olması. Daha çok business yani iş kullanıcı için tasarlanmış bir telefon. Tabii ki son kullanıcıdan normal ev kullanıcısı da alabilir ama ağırlıklı olarak hedefin ki özellikle bu parmak izi fonksiyonuyla beraber iş kullanıcı olduğunu belirtelim. Şimdi ben daha önce tanıttım. Sağ baş parmağımı tanıtmıştım. Bakın çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bunu baştan belirtmekte fayda var ve parmağınızı sürtmenize gerek yok. Yani diğer telefonlarda olduğu gibi sürtmek ya da dokundurmak için bir süre beklemenize gerek yok. Çok hızlı çalışıyor. Şu anda bakın. Parmağımı koyacağım hemen arkadaki algılayıcıya. Açıldı. Yönü fark etmiyor. İstediğimiz yönde. Yani istersek bu taraftan, istersek şu taraftan, istersek yandan her türlü okutmamıza çalışıyor. 5 farklı parmak tanımlanabiliyor. Örneğin siz çocuğunuza telefonunu verdiğiniz zaman belli özellikleri kısıtlayarak o telefonun kullanılmasını sağlayabiliyorsunuz. Standart Huawei ana menüsü bizi karşılıyor. Daha önce Huawei kullananlar varsa biliyorlardır muhtemelen ama bilmeyenler için ben hatırlatayım. Bu üründe bir ana menü özelliği bulunmuyor. Yani diğer bütün hemen hemen bütün telefonlarda bir ana menüye tıklarsınız, bir ana menü gelir. Ayrıca isterseniz bu normal menüye de telefonun menüsüne de kendi uygulamalarınızı yükleyerek bir kısa yol mantığıyla koyabiliyorsunuz. Ama burada öyle bir mantık yok. Bütün uygulamalar bu menüde çıkıyor. Herhangi bir ana menü yok. Bu bakımdan ilk defa telefonu kullanırsanız bir parça karışık gelebilir. Örneğin burada klasörleme mantığı var daha çok. İşte oyunlar var. Ve diğer fonksiyonları buradan hareket ettirebiliyorsunuz. Ekran çok başarılı. Hemen aslında kısaca hızlıca özelliklerine bakacak olursak 6 inçlik IPS LCD bir ekran var. 1080x1920 yani Full HD çözünürlük veriyor. Ekran yoğunluğu da 368 ppi bunu belirtelim. Ekran Gorilla Glass 3 olarak tasarlanmış. Gorilla Glass 3 özelliği bulunuyor. Huawei tarafından geliştirilen arayüzün 3.0 versiyonu kullanıyor burada. Bunlar dışında baktığımızda microSD bellek yuvası var. 16 ya da 32 GB'lık iki farklı sürüm var ki bu ürün 16 GB'lık versiyon. Bu arada 16 GB'lık versiyonunda 2 GB RAM, 32 GB'lık versiyonunda 3 GB RAM olduğunu belirtelim. Böyle bir opsiyon var ama her iki opsiyon Türkiye'ye satılacak mı? O konuda bilgimiz yok. Henüz yok. Çünkü henüz daha çok yeni bir ürün. Yeni duyuruldu zaten. Wi-Fi teknolojisini destekliyor. AB, GN. AC desteği şimdilik yok. Bu üründe yok. Ancak bizim öğrendiğimiz kadar chipset destekliyor fakat cihazda bulunmuyor bu özellik. LTE yani 4G desteği var. 4G'de Cat 6 olarak destekliyor. Cat 6 çok daha yüksek bir hız protokolü. Ama Türkiye'de 4G desteği olmadığı için şimdilik
Cat 6 olmuş ya da Cat 5 olmuş veya başka bir şey olmuş çok önemli değil. Ama önümüzdeki sene ya da 2016 gibi gelmesini biz de bekliyoruz. Tabii Bluetooth, işte GPS gibi bütün fonksiyonlar da yine üründe bulunuyor. Bunlar dışında kameraya anlatacak olursak, kameramız 13 megapiksellik arka yüzde konumlandırılan bir kamera bulunuyor. HDR, panorama fotoğraf ve netlik noktası yapma, yani parmağınızı istediğiniz yere netlik yapabiliyorsunuz gibi fonksiyonlar artık bütün cihazlarda bulunuyor. Bu üründe de var. Çeşitli düzenlemeler de yapabiliyorsunuz. Efektler verebiliyorsunuz fotoğraf çekerken. Bu anlamda başarılı olduğunu söyleyelim. Full HD video çekebiliyor. Bunu da belirtelim. 4K yok. Bu arada onu söyleyeyim. 4K genelde bu tip telefonlarda beklenti olabiliyor ama bu üründe 4K bulunmuyor. Önünüzdeki kamera ise hemen önünüzde üst tarafta konumlandırılmış. 5 megapiksel oldukça yüksek bir çözünürlük olduğunu söyleyebilirim. 5 megapiksellik bir önünüzde kamera var. Bu da 720p video kayıt yapabiliyor. İşlemci olarak Huawei'nin kendi geliştirdiği bir işlemci. Kullanılmış Kirin 925 kodlu bir işlemci bu. 4 adet üzerinde 1,8 GHz Cortex A15 işlemci, 15 çekirdek var. Bir 4 adet de 1,4 GHz Cortex A7 var. Yani toplamda bu chipset bize 8 çekirdeklik bir güç sunuyor. Kullanılan GPU ise Mali T628. Özellik olarak baktığımızda oldukça iyi ve başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada telefonla Antutu testi de yaptım. Tabii bunlar sentetik testler. Cihaz birçok oyun oynatabiliyor. Asphalt 8 vesaire gibi birçok oyun oynayabilirsiniz. Hey dedik dedim, benim standart oyunum kullanıyorum. Burada oynayabildiğiniz diğer oyunlarda görüyorsunuz. Çok bir sıkıntı yaşamadım bugüne oyunlarla ilgili olarak. Antutu testinde ise 41.320 gibi bir sonuç aldı. Fena bir test değil. Fena bir rakam değil. Detaylara indiğimiz zaman da işte aldığı puanları da burada detaylarını yine görebiliyorsunuz. Pil konusuna gelince pil oldukça iddialı bir tarafı var Huawei'nin. Pil tabii açamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Yekpare bir gövde olduğu için. 4100 miliamperlik bir pil var. Henüz daha tam bir günü geçiremediğim için çok bir net bir şey söyleyemiyorum ama çok hızlı bitmediğini gördüm. Ama şu an yurt dışındayım ve yurt dışında 3G olmadığı için Wi-Fi'den bağlanıyoruz internete şu an bulunduğum yerde. 3G olduğu zaman daha hızlı bittiğini biliyorum pilin. O bakımdan tam test yapmak mümkün olmadı. Ama oldukça iyi bir pil olduğunu söyleyebiliriz. 4100 mAh de epey uzun süre kullanmak konusunda da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Android 4.4 KitKat işletim sistemi var tabii doğal olarak üzerinde. Birçok fonksiyonu destekliyor. NFC var olduğunu söylemiştim. Kamerası oldukça iyi. Rahat fotoğraf çekebiliyor. Telefonun yan yüzünde 2 adet yuva bulunuyor. Bu yuvalardan ikisi de SIM kart takılabiliyor. Bu arada ilginç bir durum var. Birine normal boyutta SIM kart, yani mikro SIM kart takıyoruz, pardon, normal değil. Mikro SIM kart. Diğerini de hem nano SIM kart takabiliyoruz istersek. Tabi aynı anda değil bunlar, bunu belirtelim. Hem de aslında mikro SD bellek yuvası bu. Mikro SD'yi yan taktığımız zaman mikro SD, yani normal taktığımız zaman mikro SD bellek yuvası oluyor. Yan çevirdiğimiz zaman ise nano bir yuvası var. Çift taraflı tasarlanmış. Yani aslında cihaz çift SIM kart desteğine de sahip. Nasıl kullanacağınız size kalmış. İsterseniz sadece bellek yuvası olarak da kullanabiliyorsunuz. Güzel bir telefon olmuş. Tabi bu bir inceleme değil, ön inceleme. Kısaca özelliklerine baktık, hızlı bir şekilde kullandık. Fonksiyonel bir telefon olduğunu söyleyelim. Yurt dışı fiyatı 599 euro. Yani Türkiye'ye yaklaşık olarak 1800-2000 bandında gelmesini bekliyoruz. 2000'lere yakın olmasını bekliyoruz. Biraz tabii dediğim gibi iş telefonu, son kullanıcının alıp çok kullanabileceği bir model olmayabilir. Özellikle bu güvenlik fonksiyonu önemli. Güvenlik fonksiyonu kişiye göre de ayarlanabiliyor olması önemli. 5 farklı parmak için ayarlama yapabiliyorsunuz ve örneğin bir kişi için ayarladığınız özellikleri diğeri göremeyebiliyor. Böyle güzel bir hani sınırlandırma yapıyorsunuz bilgisayarda olduğu gibi. Başarılı bir ürün olmuş. Detaylarını da incelemesini çektiğim zaman paylaşacağım sizlerle.